Kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen ve hareket alanını kısıtlayan durumlardan birisi de eklem ağrısıdır. Tıbbi olarak, artrajı olarak da adlandırılan eklem ağrıları, çeşitli yaralanmalar, kas zorlanmaları ve bazen de psikolojik temelli gerçekleşir. Genellikle hafif şekilde seyreden eklem ağrısının şiddetinin arttığı durumlarda doktora başvurmadan çekinmemeli. Altında başka bir neden yatıyorsa belirlenmeli ve tedavi sürecine başlanmalı. Peki, eklem ağrısına ne iyi gelir? Önemli ve çoğu kişinin faydasından haberdar olmadığı bir besinden bahsedeceğiz. Nasıl tüketmemiz gerekiyor? Şimdi detaylara başlayalım. Özellikle alternatif tıpta değer gören bu tozun birçok sağlık faydası bulunmaktadır. İğde çekirdeği tozu, sindirim sisteminin sağlığını destekleyen ve birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olan değerli bileşenler içermektedir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sorunlarını engellerken bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca eklem ağrılarına iyi gelmesiyle bilinir. Peki, iğde çekirdeği tozu boy uzatır mı? İğde çekirdeği tozu ne işe yarar? Bakınız ne tür faydaları bulunmaktadır. Öncelikle çocukların büyümesine katkı sağlar. İğde çekirdeği tozu çocukların boy uzamasını destekleyen önemli bir faktördür. Erkekler için kuvvetlendirici etkisi bulunmaktadır. Özellikle balla karıştırılarak macun yapılan iğde, erkekler için doğal bir kuvvetlendirici olarak kullanılabilir. Diyabet riskini azaltır. İğde içerdiği omega 7 ile tip 2 diyabet riskini azaltmaktadır. Bozulan akciğer sağlığını düzeltebilir. Akciğer enfeksiyonlarını kurutup sulanmasını tedavi eden bir özelliğe sahiptir iğde. Hemoroid tedavisinde yardımcıdır. Bozulan bağırsak hareketlerini düzenler, hemoroid tedavisinde katkı sağlar. Kemik ve eklem sağlığını destekler. Kemik kırıkları ve çatlakları için ideal bir tedavi yöntemi olan iğde, eklem tamiri ve sırt ağrılarını tedavi eder. Antioksidan etki gösterir. İğde, güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir ve K vitamini ile mide ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı mücadele eder. Kalp sağlığını korur. Kan pıhtılaşmasını azaltarak beyaz kan hücrelerinin miktarını dengeler ve kalp hastalıklarının riskini düşürür. Sindirim sistemini güçlendirir. Lif bakımından zengin olması nedeniyle sindirim sistemini destekler ve kemik erimesini önler. Soğuk algınlığı ve grip için tedavi edicidir. C vitamini bakımından zengin olan iğde meyvesi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda etkilidir. İğde çekirdeği tozu birçok yönden sağlık için önemli bir takviye olarak görülmektedir. Özellikle düzenli kullanımı vücutta olumlu değişimler sağlar ve birçok hastalığın tedavisinde katkısı bulunmaktadır. Peki iğde çekirdeği tozunu nasıl kullanmamız gerekiyor? Aktarlardan alabileceğiniz ya da evde kendiniz yapabileceğiniz iğde çekirdeği tozu içeriğinde bol miktarda omega 7 barındırırken C, K, B1 ve B2 vitaminleri içermektedir. Besleyici bir yapısı bulunduğu için düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen bu tozu farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Evet, iğde çekirdeği tozunu bakınız hangi durumlarda kullanabiliriz? Öncelikle içecek olarak. Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tüketebileceği bir içecek hazırlamak isterseniz bir bardak sütle bir tatlı kaşığı iğde çekirdeği tozunu karıştırabilirsiniz. Şeker kullanmamanız gereken bu tarif için içmekte zorlanıyorsanız bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Ara öğün olarak kullanabilirsiniz. Peki nasıl? Özellikle kilo vermek isteyenlere önerilen iğde çekirdeği tozunu bir kase yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Hem hafif hem de tok tutma özelliğiyle ara öğünlerde bu karışımı yiyebilirsiniz. Eğer çocuklara yedirmek isterseniz karışımın içerisine mevsim meyveleri ekleyebilirsiniz.
çay olarak tüketebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bitkisel çaylar genellikle bitkilerin yaprak, çiçek ya da çekirdeklerinden yapılmaktadır. İğde çekirdeği tozunu da bu şekilde kullanmak isterseniz bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı atarak 5 dakika dinlenip içebilirsiniz. Baharat olarak kullanabilirsiniz. Belirgin ve keskin bir tadı olmayan iğde çekirdeği tozunu yemek, çorba ya da tatlılarınıza baharat olarak ekleyebileceğiniz bir bitkidir. Saç ve cilt bakımında kür olarak kullanabilirsiniz. Cilt sorunlarınıza uygun olan bitkisel yağlarla birlikte iğde çekirdeği tozunu karıştırabilirsiniz. Bu hızlı hazırlanan kürü cildinize ya da saçınıza masaj yaparak sürüp bir süre sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz. Evet, şimdi merak ettiğiniz bir başka sorunun cevabı. İğde çekirdeği tozunu kendimiz evde nasıl yapabiliriz? İğde çekirdekleri genellikle taze iğdeden çıkarılan ve sert dokulu çekirdeklerdir. Eğer evinizde iğde çekirdeği tozu yapmak istiyorsanız ilk olarak iğde temin etmeniz gerekecek. Aktarlardan kolayca alabileceğiniz bu kuru meyveyi direkt blenderdan geçirebileceğiniz gibi yaz ayından kalan çekirdekleri de blenderdan geçirebilirsiniz. Toz haline getirdiğiniz çekirdekleri bir süre havalandırıp kapaklı bir kavanoz alarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Gündelik hayat içerisinde içeceklerde ve yemeklerde tüketebildiğiniz iğde çekirdeği tozunun en yaygın kullanım şekli sütle birlikte içmektir. Peki iğde çekirdeği tozunun zararı var mı? İğde çekirdeği tozunun bilinen herhangi bir zararı bulunmamaktadır. İğde çekirdeğini direkt olarak yutmak doğru olmadığından mutlaka toz şeklinde tüketmek önemli. Tüketirken yemekleri ekleyerek kullanmak en çok kullanılan türüdür. İğde çekirdeği tozunu çok fazla kullanmak zararlı olabileceğinden dozunda kullanmak sağlık açısından önemli. Eğer sürekli kullandığınız bir ilaç ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa bu durumda da doktorunuza danışmanız önemli. Evet, eklem ağrısına iyi gelir demiştik. Peki eklem ağrısı neden olur? Yeri gelmişken bu sorunun da cevabını vererek videomuzu noktalayalım. Eklem ağrısının yaygın nedenleri artrit, bursit ve kas ağrısı gibi aşınma, yıpranma ve sıvı keselerinin iltihaplanması yanı sıra gut hastalığı, yoğun egzersiz, burkulma ve yaralanmalardır. Eklemlerde oluşan iltihaplanma, eklem sıvısının azalması ve eklem dokusunun güç kaybetmesi sonucu meydana gelen eklem ağrısına yaş ve kilo gibi risk faktörleri de eşlik eder. Eklem ağrısına neden olan durumlar şunlardır. Osteoartrit. Kıkırdakların aşınmasıdır. Bu da eklemlerin sertleşmesine yol açar ve daha çok orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar. Romatoid artrit. Eklemlerde şişlik ve ağrıya sebebiyet verir. Gut hastalığı. Gut hastalığında vücut kristalleri eklemlerde toplanır ve bu da şişlik ve şiddetli ağrıyla sonuçlanır. En sık baş parmakta görülür. Tendinit. Tendon ya da kemik ve kası birbirine bağlayan noktaların iltihaplanmasıdır. Bursit. Aşırı kullanıma bağlı olarak daha çok kalça, diz, dirsek veya omuzda görülmektedir. Eklem ve normal enfeksiyonlar. Septik artrit gibi eklem enfeksiyonlarıdır. Yine vücuttaki enfeksiyonlara bağlı kırgınlık ve ateş eklem hareketlerini daha sancılı hale getirebilir. Yaralanmalar. Burkulma, çıkık ve kırık nedeniyle oluşan yaralanmalardır. Kemik kanseri, fibromiyalji, paget kemik hastalığı, kireçlenme, viral hastalıklar, romatizmal ateş, Sjögren gibi bağışıklık bozukluğu, ilaç veya besine karşı reaksiyon, dejeneratif hastalık, hipotiroidizm, yaş, obezite, yoğun egzersiz ve sigara kullanımı. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.